Herkese merhaba, ben Kadriye. Bugün burada Bulgaristan'da, daha önce bir Bulgaristan vlogu paylaşmıştım. Annemlerimin yaşadığı evdeyiz aslında. Ama hep birlikte ailemle bir günübirlik Varna gezisi planladık. Varna, Bulgaristan'ın önemli bir tatil şehri ve çok fazla da aslında turist alan bir yer. Dolayısıyla oraya gitmişken, hazır yaz da geliyorken dedim ki bir vlog çekeyim, sizlere de göstereyim. Hem belki yaz için de bir fikir olmuş olur. Burası Varna'nın devasa parkı, Deniz Bahçesi'nin ana girişi. Park gerçekten çok büyük, çok eski ağaçların olduğu mükemmel bir yer ve tamamıyla denize sıfır konumda. İçerisinde birçok yürüyüş alanları, bisiklet kullanabileceğiniz alanlar var, kafeler, restoranlar. Bunun yanında hatta hayvanat bahçesi, akvaryum, deniz sanatları müzesi ve deniz bilimi tarihi müzesi gibi gerçekten muhteşem cazibe merkezleri var. Çok fazla vaktimiz olmasa da Varna Arkeoloji Müzesi'ni çok merak ettiğimiz için orayı da görmek istedik. Müzenin bulunduğu bina da eski ve iyi korunmuş. Gerçekten güzel bir binaydı öncelikle. Müzenin içerisine baktığımızda da ilk bölümde 1976'da keşfedilmiş ve milattan önce 5. yüzyıla kadar tarihlenebilen bir mezarlığın aslında kalıntılarını görüyoruz. Burada çeşitli ürünler, çeşitli objeler bulunmuş ama buradaki en önemli obje aslında bulunan 31 tane altın obje. Bu objelerin önemi ise dünya üzerinde bulunmuş, işlenmiş en eski altın objeler olması.
Müzenin devamında ise Baka Çağı'ndan başlayarak Roma İmparatorluğu'nun bölgede hakim olduğu döneme, oradan da Orta Çağ'a kadar uzanan bir zaman çizgisinde özellikle Varna ve çevresindeki bölgelerde eski yerleşim yerlerinde yapılmış kazılar ve hatta özellikle göl kenarlarında, göl altlarında su içinde yapılmış kazılar da dahil olmak üzere bulunan çeşitli objeler sergilenmiş. Müzenin en ilgi çekici bölümlerinden bir tanesi de burasıydı. Özellikle Demir Çağı'ndan itibaren bölgeye yerleşen Kuzeyli Bulgarlar bir kısmı hala ölülerini evet gömüyor olsa da çok büyük bölümünün aslında ölülerini yaktığı anlatılıyor. Ve özellikle de bu ölülerini yaktıktan sonra kullandıkları ölülerini, küllerini sakladıkları kapların örnekleri gösteriliyor. Ayrıca Roma dönemine ait birçok farklı mezar taşı örneklerini de görmek mümkün. Varna gezimiz bu şekildeydi. Varna kesinlikle bir günde hakkıyla gezilebilecek bir şehir değil. Öncelikle zaten sahil kenti olması aynı zamanda yine tarihi dokusu olan bir kent olması sebebiyle en azından 2 gün ayrılması gerektiğini düşünüyorum hakkını vermek için. Biz de daha sonrasında hem denizin hem kentin tadını çıkarabilmek için en azından bir gece kalmalı bir tekrardan gezi yapmayı planlayarak aslında buradan ayrılıyoruz. Son olarak bir kahve molası verdik. Bu arada ben yine kapanış videosu çekmeyi unuttum. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.